kahraman sivri kimdir desek? Ondan sonra bir anlatmaya başlıyorum. Program bitirdiler. İkinci bir bölüm yapalım mı? Doğru. Yani, evet, yani yaklaşık şu anda bir ömür 33 sene bitti benim. Oldum diye bir şey yok. Ben 54 yaşındayım, 33 sene diyorum. Ama hala çalışıyorum. Ben tiyatro yaparak Avustralya'ya kadar gittim. Yani dünyanın öbür ucunda tiyatro yapmaya gittim. Bizim zamanımızda bu 70'li yıllarda falan hani şık kıyafetler giyilir. İşte takım elbiseler, hanımlar döpreslerini falan giyerler. Öyle giderlerdi tiyatrolara falan ya da sinemalara. İşte hayat serimizde bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Ömrünü sinemaya, televizyona ve tiyatroya adamış kahraman Sivri Bey ile beraberiz. Sağ olsunlar, bizleri kırmadılar, geldiler. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Ne güzel şeyler söylediniz. Teşekkür ederim. Ömrünü tiyatroya adamış, sahnelere adamış. Evet, yani yaklaşık şu anda bir ömür 33 sene bitti benim. Müthiş. Tiyatro profesyonel anlamda 89 senesinde başladım yolculuğa. O zaman daha 21 yaşındaydım, profesyonel olduğumda ilk. Onun öncesinde bir amatör falan tiyatrolar var ama ilk profesyonel 89, 33 sene olmuş. Ki 34'e girmişiz, 23, 2023 var. Müthiş. Konseptimiz işte hayat ya, işte evet, hayat. İşte hayat. Evet. Bazen böyle şey programlara falan davet ediyorlar işte sizler gibi. Ondan sonra bir anlatmaya başlıyorum. Program bitirdiler. İkinci bir bölüm yapalım mı? Doğru. Yani o kadar çok yaşamışız ki iki bölümde falan anca anlatıyoruz bir olayları. Yaşanmışlıklar var. Aynen aynen. Tabii bu arada bizi izleyenler kusura bakmasın, böyle eşortmanlarla falan provadan çıktık geldik. Yani normalde evet, yani böyle hep bu şekilde böyle yok eşortman, rahat kıyafet bilmem ne. Çünkü sürekli prova murova, koşturmaca, dersler mersler bayağı yoğun geçiyor. Harika. Kahraman Sivri kimdir desek? Kahraman Sivri kimdir? 54 yaşında evli, bir çocuğu olan bir tiyatro adamıyım. Olmaya çalışıyorum, hala ediyorum. Hem işte 33 yıldır tiyatro sahnelerinde devam ediyorum, hala da devam ediyor. Onun haricinde işte seyirciler zaten seviyorlardır. Televizyonda, sinemada, reklamlarda falan da rol alıyoruz. Ama hayatını buna adamış bir adamız. Onun üzerinde eğitimcilik yapıyorum son 9 senedir. Oyunculuk üzerine eğitimler veriyorum. Hem İstanbul'da hem 5 senedir falan Bursa'da, yaklaşık 3 senedir falan Gebze'de çocuklarım var. Yetişkinler de var da çocuklar da var aynı zamanda, sadece Gebze'de. Bu tip yerlerde, özel akademilerde olsun veya okullarda oyunculuk eğitimi vermeye devam ediyorum. Çok iyi. Mahsulü böyle bir. Yani özetle bu kısaca. Harika. Peki neden tiyatro? Neden tiyatro? Vallahi yaşam biçimi. Çünkü ben şöyle, İstanbul'da doğdum ben. Benim babam da İstanbullu. Beyoğlu'nda doğdum. Ya yani babam da Beyoğlu'nda doğdu. Ben de Beyoğlu'nda doğdum. Haliyle çok iyi bir tiyatro seyircisiydi babam, annem, babaannem rahmetli, dedem falan. O yüzden biz hemen hemen iki haftada bir, üç haftada bir tiyatrolara ve sinemalara giderdik. Aynen. Beyoğlu'da yaşadığımız için Gümüşsuyu'ndan çok yakındı. O sebepten dolayı iyi bir seyirci olarak yaşadım ben çocukluğum. Tiyatro seyircisi olarak, ki işte şimdi mesela tabii çoğu gençler... Aile bilinçli o zaman. Tabii tabii, yani aile çok seviyordu. Oyuncu yok ailemizde ama... Bilinç var. Şeyi çok seviyordu. Evet, yani kültüre olan merakları vardı. Harika. O seyirci olmaları, iyi bir seyirci olmaları, ki yani eski bizim zamanımızda bu 70'li yıllarda falan hani şık kıyafetler giyilir. İşte takım elbiseler, hanımlar döpresler. Seni falan giyerler. Öyle giderlerdi tiyatrolara falan ya da sinemalara. Önem veriliyordu. Ev oturması gibi yani. Harika. Tabii tabii tabii. Yani o kadar şeydi. Kıymetli ve özel bir yerdi orası. Ben de böyle bir aileden yetiştiğim için çok önemsiyordum ve seviyordum. Acayip o güzel bir hayattı benim için. En başta seyirci olmayı öğrendim. Ondan sonra oyuncu olmayı öğrendim. O sebepten dolayı herkese de onu öneririm. Önce iyi bir seyirci olmaya bakın. Harika bir yaklaşım. İyi gözleyin. Çünkü bizim işimiz gözlem. İyi gözlem yaparsan iyi bir oyuncu da olmaya adaysındır her zaman için. O sebepten dolayı bunun için tiyatro. Yani hayatıma girdi ve öyle kaldı. Şanslıydım. Çok iyi yerlerde başladım. Tevfik Yelen Bey Tiyatrosu'nda mesela başladım. Usta Çırak ilişkisiyle büyüdüm. Sonra çeşitli eğitimler alarak bunu geliştirdim, ettim. Bu şekilde de bugünlere kadar geldik. Şu anda da harikasınız. İşte Tiyatro Kedi'yle beraber çalışıyoruz. Ondan öncesi işte Yasemin Yalçın Tiyatrosu var, 4 senelik bir serüven. Ondan önce 11 sene Süheyl Besat Uygurlar falan var. Daha öncesinde Nejat Babalar, Enis Fosforoğulları falan. Yani bayağı... Hayranlıkla seyrettiğimiz çok ekipler. Çok tiyatro değiştirmedim ama tabii süreç uzun olduğu için 33 sene. 33 sene tabii nereden baksanız bir 6 tiyatro falan sığdırmışım. Ama oyunlar tabii çok. Evet, bir sürü oyunlar var. Peki unutamadığınız, biriktirdiğiniz hatıralardan şöyle birkaç çok tane paylaşın var desek. Mesela en güzel paylaşacağım şey şu. Ben tiyatro yaparak Avustralya'ya kadar gittim. Hmm. Yani dünyanın öbür ucuna tiyatro yapmaya gittim. Ve orada ünlü müzikallerin, dünya müzikallerinin oynadığı Sydney'de salonda
Marco Paşa müzikalini oynadık biz işte Süheyl ve Satı Uygurlar'la o sene. Mükemmel. 2017'ydi zannedersem. Mesela hiç unutamadım ve asla unutamayacağım mesela bir şeydi o benim için. Değer. Orada oynamak, orada sahneye çıkmak. Çünkü dünyanın bütün müzikallerinin ta işte 100 yıldan önce 1800'lü yıllarda yapılmış bir salon. Orada oynama şansına eriştim. Mesela benim için unutamayacak bir anıydı. Onun haricinde tabii bir sürü çok o kadar çok şeyler var ki yani yaşadığın yaşamadığın ama hep güzel şeyler var. Kötü şeyler yok. Harika. Müthiş. Evet. Peki son olarak sizleri fazla yormam adına. Takipçilerimize, izleyicilerimize tavsiyeleriniz nelerdir desek? Sonuçta 33-34 yıllık bir geçmiş var. Şöyle. Birincisi seyirci olan kısmına evet iyi seyirci olmaları çok çok önemli. İyi tiyatrolara gitsinler. Tiyatro seyircisiyle ayakta olan bir kurum, bir iş, meslek. Bizler hani seyircimiz olduğu sürece ayaktayız, varız. Onun için mutlaka iyi bir seyirci olmaları, sürekli işte tiyatroları desteklemeleri, bir sürü oyun seyretsinler. Çünkü hakikaten hala da mesela çok güzel oyunlar yapılıyor. Evet. Çoğu insan farkında değil bunların belki. Yani tamam bütçeler biraz da bir şey olabiliyor, aşabiliyor insanların durumunu ama yine de şuna inanıyorum. Yani herkesin böyle ufak tefek kötü alışkanlıkları var. Harika bir yaklaşım. Yani, çok yani iyi. O kötü alışkanlıklardan birazcık hani kenara 3-5 kuruş, 3-5 paket kenara atmayıp da efendim ona yine bir tiyatro bileti alıp bu şekilde tiyatromuza seyirci olabilirsiniz ya da tiyatrolarımız öyle diyeyim. Sadece kendimizden bahsetmeyeyim. Onun haricinde de oyuncu adayı olan arkadaşlara, gençlere de tavsiyem. Onlar da mesela çok çalışsınlar, çok üretsinler. Gözlem çok önemli. Efendim mesela kendilerini geliştirsinler. Oldum diye bir şey yok. Ben 54 yaşındayım, 33 sene diyorum ama hala çalışıyorum. İşte ne bileyim geçenlerde İstanbul'a İvan Açabek diye bir oyuncu koçu geldi. Bugün Oscar almış çeşitli oyuncuların oyuncu koçu. Hmm. Aynı zamanda eğitmeni. İşte Brad Pitt'ler, Halle Berry'ler falan. Mesela ben onun workshop'una gittim. Bu kadar yıl oyunculuk yapmama rağmen ben orada çoğu oyuncuların günümüzdeki bu dizilerde ve sinemalarda oynayan oyuncuların oyuncu diyen insanların orada olmamasına üzüldüm. Keşke olsalardı bir şeyler öğrenselerdi. Çünkü bu işin yaşı yok. Hep inovasyon değil mi? Evet. Yani günümüzde insanlar nasıl, neye gülüyor, neye ağlıyor hep değişiyor bu. Şeydi yani bu hani ha tamam ben yaptım bu işi oldum ben öğrendim diyen bir meslek değil bu meslek. Maalesef. Evet. O yüzden de araştırmalarını, okumalarını, kendilerini her gün geliştirmeni tavsiye ediyorum oyuncu adaylarına. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Kanalımıza şeref verdiniz. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok gelsin. İşte hayat serimizde bugün ömrünü tiyatroya adamış tiyatro duayeni Kahraman Sivri Bey ile beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, geldiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.